Merhaba gençler. Bugün korona risk haritasına bakacağız. Orta riskli illerde finalde yüzde olur mu? Ya da bahar döneminde üniversiteler açılacak mı? Finalde yüzde olur mu? Önümüzdeki güz dönemi hakkında bilgi vereceğim. Hani videoyu sona kadar izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Buna geçmeden önce arkadaşlar bir 5 saniyenizi bize ayırıp kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Cidden kanalımız bu aralar çok düşük seviyede. Bu yüzden hani kanalımıza abone olup bize destek verirseniz sevinirim. Yani bu desteği bize esirgemezseniz sevinirim. Sona kadar izleyin arkadaşlar. Sona kadar izledikten sonra sorularınız falan varsa yorum kısmına belirtirsiniz. İzleyinler. Şimdi arkadaşlar bu arada iki şey ekledim arkadaşlar. Risk haritası ekledim. Bir de vaka sayısını ekledim. Bir de birkaç soru var, ona cevaplayacağım. Sizden en çok gelen sorulardan. Videoyu sonuna alacağım. Hani pek uzanmasını istemedim. Hep aynı şeyi tekrarlamaktan da nefret ederim. O yüzden. Şimdi arkadaşlar illere göre haftalık vaka sayısı var 100 binde. Bunun renkli haritası arkadaşlar bazı yerler yapmış ama hani arkadaşlar Fahrettin Koca Sağlık Bakanı tarafından resmi olmadığı için, o paylaşmadığı için almadım. Bu yüzden böyle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda zaten vaka sayısında belli bir arttığını görüyorsunuz. Güneydoğu'nun belli başlı kesimleri dışında Hakkari ile Mardin, Şırnak dışında. Geri kalan her yerlerde bayağı bir artmış durumda. Özellikle İstanbul, işte Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Bu 500'lere falan çıkan yerler arkadaşlar. 400-500'lere çıkan yerler. Çanakkale olsun, Edirne olsun, Kırklareli olsun, Kocaeli olsun. Arkadaşlar böyle yerlerde vaka sayının artması tabii bu akla şunu getiriyor. Bu dönem üniversitede hocam bu vaka sayına göre açılır mı? Arkadaşlar bu vaka sayına göre üniversitede açılmaz. Ben hatta şunu geçen videoda da bir önceki videoda söylemiştim. Arkadaşlar üniversitede bu dönem açılmayacak. Üniversitelerle ilgili ama bir açıklama yapılmadı. Bakın şurası çok önemli. Üniversitelerin kesinlikle online olacağını, kesinlikle online süreciyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ben size üniversiteler eğitim modeli hattında her üniversitenin vizelerine kadar online olduğunu, vizelerden sonra vaka sayılan durumuna göre eğitim modelinin şekilleneceği söylemiştim ve şu anda artık vize ayı, yani ayındayız. Nisan ayı vize ayıdır arkadaşlar. Nisan ayında vizeler başlayacak arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşımız mesaj atmış. Hocam bizim üniversite vizeleri Mayıs'a attı. Bu finalde açılacak mı anlamına geliyor. Arkadaşlar vizeleri Mayıs'a giden arkadaşlarımızın finalleri %10 ihtimali var. Çünkü bu arkadaşların finallerin Haziran sonunda Temmuz'un başında oluyor arkadaşlar. Yani Haziran Temmuz demek neredeyse 2,5-3 ay sonrası demek arkadaşlar. Bu yüzden bu arkadaşlar için finalleriniz %10 ihtimali var. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. İki şekilde gidelim. Birincisi arkadaşlar finallerin yüzde mi online olacağını vizelerden sonraki vaka sayıyla belirleyecek. Yani ben her zaman videolarda şunu demişimdir. Arkadaşlar Nisan'ın sonunda, Mayıs'ın başında vizeler bittikten 1 ya da 2 hafta sonra üniversite açıklama yapacaktır. Üniversite açıklama yaptıkça zaten finallerin nasıl olacağına dair biz bunun videolarını çekip atacağız sizin de. Siz takipte kalmaz yeterli. İşte vizelerden sonra üniversiteler tekrardan bir bildiri yayılacaklar. Finallerin nasıl olacağına, artıyeten uygulama sınavlarının, uygulama derslerinin nasıl olacağına dair bir bildiri yine yayınlayacaklar arkadaşlar. Biz tabii buna videolarını paylaşacağız. Bu yüzden vizelerdeki sonra, yani Nisan'ın sonunda, Mayıs'ın başında her şeyi bu dönem için kazanacaktır. Üniversite açılıp açılmayacağı ile ilgili değil arkadaşlar. Finallerin nasıl olup olmayacağı ile ilgili söylediklerim. Üniversite zaten online sürdürecek. Bütün 81'deki bütün üniversiteler online yapacak büyük ihtimalle. Ama bazı üniversite istisna dışında, bazı özel üniversiteler yüzde devam ediyor. Bazı arkadaşlar vizelerden sonra ben finaller için bunları kullanıyorum. Finallerin yüzde olma ihtimali var. Finale yüzde olmazsa zaten bu dönem kapanmıştır. Bu dönem bitti demektir. Önümüzdeki güz dönemi içinde şunu söyleyebilirim. Şu vaka sayısı 44 bindeyken arkadaşlar açılması çok zor. Bakın. Haziran ayında, pardon Haziran diyorum, Temmuz, Ağustos ayında vaka sayısı yine 44 bini bulursa üniversite yine açılmaz. Hasta sayısı zaten 1483. Her gün 180-190 kişi ölüyor. Ağır hasta sayısı yine 2200'lerin üstünde. Bu yüzden arkadaşlar ağır hasta sayısı, vaka sayısı ve vefa sayısı böyle artmışken şu anda üniversite açılması zor. Haziran, Temmuz ayında da bu vaka sayısı böyleyse Eylül ayında da açılması zor arkadaşlar. Hatta ben şöyle bir şey söylüyordum. Bazı yorumlar kısmında belirtmişimdir. Eğer vaka sayıları 10 bin bile olursa ben güz döneminin vizeler kadar online olacağını düşünüyorum. Yani eğer vaka sayısı 10 binin altına inmezse güz döneminde vizeler kadar online olacağını düşünüyorum. Tabii hocam şimdi diyebilirsiniz hocam vizeler hani güz döneminde vizeler kadar online değil de yüzde olması için ne yapılması lazım? Arkadaşlar en büyük şey, en büyük etken aşı yapılması lazım. Aşı olunmadan üniversite açılmaz arkadaşlar. Herkes aşılansın, vaka sayısı isterse 100 bin olsun, üniversite açılır arkadaşlar. Bakın şu andaki üniversitedeki hoca da aşılanırsa üniversite açılır. Öğrenciler demiyorum arkadaşlar, hocalar diyorum. Emin olun hocalar bu dönem aşılansaydı
Öğrenciler virüs mü olmuş, olmamış, o adamların umurunda değildi. Üniversitede açılırdı. Bu yüzden öğrenmenler aşılanırsa ben büyük ihtimalle güz döneminde üniversite açılır diye düşünüyorum. Tabii öğrenmenler aşılanırsa ve vaka sayıları düşerse. İsterseniz gene sizden gelen birkaç soruya bakalım. Arkadaşlar öncelikle finaller nasıl olur? Ben az önce bunun açıklamasını yaptım. Bir kez daha özet geçeyim. Vizelerden sonraki her üniversite kendi karar verecek. Yine YÖK Başkan karışmayacak. Ha şu da olabilir. Geçen dönemdeki gibi Cumhurbaşkanı girdi devreye. Üniversiteler dönem sonuna kadar kapanmıştır. Bitti. Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapabilir. Bakın böyle bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Hiçbir yetkili, hiçbir merci, kuruluş, üniversiteler dönem sonuna kadar kapalı diye bir açıklama yapılmadı. Geçen dönem yapıldı. Bu dönemde kabine toplantısından çıkabilir. Vaka sayıları bu haldeyken, şu vaka sayısı bu durumdayken çıkması gerekiyordu şimdiye kadar. Çünkü geçen dönem vaka sayısı 10.000'deyken çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar vaka sayısı geçen dönem 10.000'deyken çıktı. Bu dönemde bence çıkması lazımdı. Büyük ihtimalle vaka sayısının 100.000'e çıkmasını bekliyorlar arkadaşlar. Hani yani 100.000'deki vaka sayısında da çıkıp da açıklama yapmasın yani. O yüzden ben şu anda bir çıkıp açıklama yapıp finallerin ve üniversitelerin online olacağını açıklanması lazımdı ki bu dönemde herkesin kafasında en azından 1.000 netlik kazan. Ha bak bu dönem online'dır. Biz güz dönemine bakalım diye. 1.000 netlik kazanması lazımdı ama şu anda gidişat online arkadaşlar. Tabi dediğim gibi her üniversite vizelerden sonra kendisi karar verecek finallerin nasıl olacağına bize bunu zaten Fikir Hocam ailesinde kanalında paylaşacağız. Bahar döneminde üniversiteler açılacak mı? Yani bu dönem yine az önce açıklamasını yapmıştım. Yine bir özet geçeyim. Arkadaşlar bahar döneminde üniversiteler açılmayacak. Sadece açılırsa finaller için açılır. Finallerin yüzde mi ondan olacağını üniversiteler karar verecek. Bu arada şöyle bir şey var. Bahar döneminde bunu söyleyeyim. Bunlar dışında sağlık bölümleri dışında arkadaşlar bazı sağlık bölümleri final uygulamaları var arkadaşlar. Final uygulamaları %10 ihtimali var. Onlar için onlar dışında arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir parantez açalım arkadaşlar. Tekrar diyorum. Bahar döneminde sağlık bölümleri dışında. Çünkü sağlık bölümlerinde belli başlı bölümler %10 ihtimali finallerde var. Hani bunu söyleyelim. Vaka sayısı mı hasta sayısı mı önemli? Bu da bir soruydu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bana göre vaka sayısı önemli. Vaka sayısı her ne kadar hasta sayısı az yansıtmış olsa da bu vaka sayısının etkisini uzmanlar tarafından yapılan açıklama göre Nisan'ın sonunda hasta sayısına eklenecektir. Tekrarlıyorum. Vaka sayısının etkisi Nisan'ın sonunda hasta sayısına eklenecektir. Yani burası 44 bin ise Nisan'ın sonunda burası 5 bin, 6 bin hatta 10 binlerde olabilir. Burası da 4 bin, 5 binlere çıkacağını, buraların da 500'e kadar yükseleceğini söyleniyor arkadaşlar uzmanlar tarafından. Bu yüzden bence bana göre vaka sayısı daha önemli. Göz dönemi eğitim ne olur? Şimdi arkadaşlar bakın bu konu hakkında çok soru soruyorsunuz. İşte hocam göz dönemi hakkında da videolar artık atın. Göz dönemi hakkında da bir açıklama yapın. Ben de şunu söyleyeyim. Arkadaşım diyorum bu dönem kapanmadı ki. Bu dönem hakkında bir açıklama yapılmadı. Bu dönem hakkında bir resmi açıklama bana gösterin. Hakikaten niye bir resmi açıklama? Resmi açıklamayı YÖK Başkanı dedi ki biz Sağlık Bakanlığı tavsiye doğrultusunda ellerinden geldiğince online yapmalarını tavsiye ederse, uygulama dese, yüzde teori dese online dedi. Yani üniversite tamamen kapansın demedi. Bu yüzden herhangi bir yetkili kuruluş ya da bir merci çıkıp da üniversitede tamamen online'dır demeyene kadar bu dönem kapanmaz. Altını net bir şekilde çözüyor. Ben bunu söylemem tek sebebi her an üniversitede açılabileceğini de unutmamanız lazım arkadaşlar. Bir üniversite çıkar der ki ben finallerimi yüzde yapıyorum. Kimse bir şey diyemez arkadaşlar. Hiçbir itiraz yapamazsınız. Bakın bir arkadaşımız vardı yorumlar kısmında kardeşi için sorulmuştu. Hocam kardeşimin dersleri yüz yüze yapılacak. Onun hakkında bir şey yapamaz mıyız diye. Ben de o arkadaşa tek tavsiyem. Hani vaka sayıları artmış itiraz edebilir öğrenci işlerine. Benim hani sağlık durumum riskli diye. Bunun dışında hiçbir şey yapamazsınız ki bunları da takacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani ben şu anda İstanbul'da benim birkaç arkadaşım var çocukları gidiyor. Yani arkadaşlar yani üniversite istediği kadar yer varmış, yakarmışlar, aileleri istememiş ama üniversite kapatmıyor. Bu yüzden şunu diyorum. Güz döneminden çok bu dönemde açılma ihtimali hala var. Üniversitede içerse şu an bile üniversiteyi açabilirler. Hiçbir merci kuruya bildirim yapmak zorunda değiller. Üniversitede isterse şu anda yüz yüze finallerini ya da eğitim modellerini yüz yüze yapabilirler. Bu tamamen üniversitelere kalmış bir durum. Göz dönemi içinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Vaka sayıları şu durumda olursa açılmaz. Vaka sayıları dediğim gibi 10 binin altına inmezse vizelerine kadar onlanma ihtimali var arkadaşlar göz önemi. Ama tabii ki de her şeyi tek çözümü aşı arkadaşlar. Aşılama her şeyin belirleyicisi olacaktır. Aşılamanın da nasıl olacağını zaten ilerleyen günler belli olacaktır. Göz dönemiyle ilgili hala bilgi de toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda göz dönemiyle ilgili bir bilgi yok. Çünkü daha bahar dönemi bitmedi arkadaşlar. Siz bahar dönemi bitmeden güz dönemi sormaya başladınız. Yani güz dönemiyle ilgili biraz beklememiz lazım. Yani güz dönemiyle ilgili ne zaman kazanır diye soran arkadaşlarımız için de arkadaşlar Mayıs'ın ortalarına doğru güz dönemi netlik kazanır. Yani kurban diyorum özür dilerim. Ramazan bayramından sonra
yüzden milletlik kazanır. O anki vaka sayılarına göre İslam net bir tarihi açıklama yapabilir. Ama bakın şurası da çok önemli. Güz dönemi, yani güz döneminin en büyük açılmamasının en büyük etken aşıya da vaka sayısı olmayabilir. Güz döneminin açılmamasının en büyük etken turizm olabilir. Çünkü turizmde vaka sayıları patlayabilir. Bu yüzden güz döneminin açılıp açılmayacağını bence en büyük belirlisi, birincisi arkadaşlar Kurban Bayramı, ikincisi ise turizm. Tekrarlıyorum. Güz döneminin belirleyicisi Kurban Bayramı ve turizm olacaktır. Buradaki vaka sayılarına göre üniversitenin açılıp açılmayacakları o zaman belli olacaktır. Tabii biz elimizden geldiğince sizi bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Elimden geldiğince değindim. Sizden gelen 4 önemli maddeyi aldım. Hasta sayısı, vaka sayısı, illere göre koronavirüs tablosunu paylaştım. Elimden geldiğince üniversitelerde, orta riskli illerde, finalde yüzde olur mu diye açıklamada da bulundum. Orta riskli illerde arkadaşlar hani yüzde yapma ihtimalleri var ama orta riskli illerde de vaka sayısı arttığı için onlar da vizelerden sonra karar vereceklerdir. Hani bazı dönemde üniversite açılır mı zor ama finallerin nasıl olacağını vizelerden sonra belli olacaktır. Yüzde eğitim dediğim gibi üniversitede isterse yüzde eğitim yapabilirler. Tamamen üniversitede kalmış bir durumdur. Finalde yüzde olur mu diye sorumuzda ise vizelerden sonra netlik kazanacak arkadaşlar. Tabii siz de yorumlar kısa belirtebilirsiniz. Sizce finaller yüzde olur mu? Şu anda bakmayın arkadaşlar finallere. Finaller 2 ay sonra. Yani finalde şu an yok. Yani 2 ay sonraki vaka sayıları şu anki vaka sayıları bir değil. Arkadaşlar şu tabloya bir bakar mısınız? Bakın. Şu tabloda Haziran'ın başında bu vaka sayısı 15 bindi. Pardon Haziran diyorum özür dilerim. Mart'ın başında bu vaka sayısı 15 bindi. Mart'ın sonunda 44 bin oldu. Neden Nisan'ın başında 44 bindeyken Nisan'ın sonunda yine 10 bin ya da 5 bin olmuyor? Tekrarlıyorum. Mart'ın başında 10 bindi. Şu an 44 bin. Nisan'ın başında 44 bin. Niye Nisan sonunda 10 bin ya da 5 bin olmuyor? Bu yüzden arkadaşlar vaka sayıları bir ay sonra nasıl olacak belli değil. Finaller hala 1,5-2 ay var. Finallerin nasıl olacağına vizelerden sonra üniversiteler karar verecektir. Büyük ihtimalle her üniversite vaka sayılarına göre finallere yakın bir tarihte belirleyecektir yüzeyde online olduğunu. Böyle bir açıklama yapacaklardır. Yani üniversite çıkıp şunu diyecektir. Finallere yakın, finallere 1 ya da 2 hafta kala vaka sayılarına bakıp finalden yüzde mi online olacağına karar verecektir diye bir açıklama yapacaklardı büyük ihtimalle. Tabii açıklama geldikçe biz paylaşmaya devam edeceğiz. Bu sadece bir örnekti. O yüzden arkadaşlar vaka sayıları şu anda değil, 2 ay sonraki açıklamalar önemli. Şu anki açıklamalar boş. Şu anda zaten vize de online. Şu anda zaten vize haftasınız ve vaka sayısı 44 bin. Vizeden online olduğu kesinleşmiştir. Finallerin nasıl olacağını 1,5-2 ay sonra belli olacaktır. Tabii bu vizeden sonra da açıklamalardan gelecektir. Bazıları 1,5-2 ayı beklemeden tamamen online mi tamamen yüzde mi açıklayacaktır arkadaşlar. Biz de bunu Fikir Hocam ailesi olarak sizinle paylaşacağız. Sizinle görüş ve öneriniz varsa mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.